Europower varmış İsmail Bey. Yine çok sorulmuş. Evet, bu hisse senedinde de uzun zamandır yani geçen yılın bu zamanlarından beri aslında Ağustos ayından beri hatta Eylül ayından beri ciddi anlamda bir düşüş eğilimi içerisinde. Bu hissede de şöyle bir yaklaşımda bulunalım. Yani bilanço açısından ilk çeyrek çok kötü bir bilanço ile karşı karşıyaydık. Ve ikinci çeyrek için de aslında çok güçlü bir bilanço olmamakla birlikte burada hisse senedinde yavaş yavaş fiyatlar oturmaya başlıyor. 250 zirve seviyesini en son görmüş ama buraya nereden gelmiş? Yaklaşık 44'lerden gelmiş. 44'lerden 250, şimdi tekrar 100'lerde bir taban oluşturmuş. Bu hisse senedinde yavaş yavaş taban oluşumunun gerçekleştiğini görüyoruz. Ben açıkçası 94 fiyat seviyesinden altına çok fazla sarkmama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Buralarda ne kadar çok oyalanırsak hisse senedinin yarın öbür gün piyasada bir tepki yükselişi olursa 107 seviyesine üstüne hızlı bir şekilde çıkma ihtimali o kadar artabilir. Yavaş yavaş bu hissede yukarı yönlü bir eğilim görülüyor ama bu bir tren dönüşü değil arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Yani tahtaya aşık olacak bir durum değil bu. Yani sadece çok fazla geçen yıldan beri gerilemesinden kaynaklı bir tepki yükselişi. Burada da şu tren çalışmasından biraz daha ne demek istediğimi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha çizeceğim çemberi daraltma adına. Evet, bu ikinci çizdiğim kırmızı trend açıkçası biraz daha tepki yükselişinin ne kadar sürebileceğini, nereye kadar gelebileceğini gösteriyor. Yani burada yaklaşık olarak 114 ile 118 aralığında bir potansiyel oluşuyor. Ama bu sadece bir tepki. Yani buradan döndü demek için henüz çok erken. Bu tarz hisselerde hani diyoruz ya endekste artık BIST 30 tarafında bir doygunluk oluşmaya başladı. Yan hisselere doğru bir geçiş olabilir. Bu süreç içerisinde yani o yan hisselere doğru dediğimiz noktada bu tarz hisselerde taban oluşumunu gerçekleştirmiş hisselerde bir tepki yükselişi görebiliriz Seda.